siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. İşte şey yazmış. Bir böyle Finlandiya Başbakanı işe metroyla gidiyormuş galiba. Onu paylaşmış. Demiş ki işte asıl cennete gidecekler bunlar. Bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik falan. Buna karar veriyor. Bunu söyleyen insan da bu arada bir Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğine inanan bir insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler mesela okuyorum. Cem evine saldırıda bulunulmuş. Geçen yine olmuş Ok Meydanı'nda. Bakın böyle haberler oluyor sık sık. Üçüncü sayfalarda falan. Bilmem neredeki Cem evine saldırıldı. Ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş. Yani boş. Cem evinde Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Saldırganlar Cem evine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım. Çok istiyorsan meyhaneye falan git. Ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Yani geçmişte örnekleri. Ya neydi o? Şöyle yazmış. Bakın hiç tokun halini anlamamak. Diyor ki şimdi bu siyasiler niçin bizim siyasilerimiz? Ben çok memnunum bizim siyasilerimizin bu tavrından. Niye işe metroyla gitsin? Niye hastanede sıra beklesin ki? Yani biz sokağa çıktığımızda Melih Gökçe'yi görme ihtimalimizin olmamasından memnun değil miyiz? Ya da hastanede sıra beklerken önümde Berat Albayrak'ın olmaması. Bence çok iyi. Tekele gideyim Devlet Bahçeli şuradaki kısa kemalı verir misin desin. İstemem. Dolmuş'ta Tayyip Erdoğan şuradan 100 kişi uzatır mısınız falan desin. İstemem yani. Ekrem İmamoğlu'nu görmek istemem. Bana çok içten bir şekilde sarılır. Yani fotoğraflarımız çekilebilir. Akit gazetesine Photoshop'la beni çıplak koyabilirler. Ekrem İmamoğlu çıplak kadınlara. Ben nereden bileceğim yıllar sonra İmamoğlu'nun FETÖ'cü çıkmayacağını. Bana kimse bunun garantisini veremez. İşe metroyla gidilse ilk Kemal Kılıçdaroğlu gider. Yani öyle bir tipi var. Ama onu hiç istemeyiz gerçekten. Metoda kendimi mi koruyayım, Kılıçdaroğlu'nu mu koruyayım? Kavgama ayıracağım ben yani.